X, Y ve Z tek doğal sayılar olmak üzere aşağıdakilerden hangisi çift sayıdır? Şimdi sevgili arkadaşlar bunların tek doğal sayı olduğunu söylüyor. X'in, Y'nin ve Z'nin hem doğal sayı hem de tek olduğunu söylüyor. Aşağıdakilerden hangisi çift sayıdır demiş. Adana şıkkında X çarpı Y, B şıkkında Bursa'da X üzeri Z, C şıkkında X artı Y artı Z ve D şıkkında 3 çarpı X çarpı Y çarpı Z, E şıkkında da arkadaşlar X üzeri 5 artı Y üzeri 4 var. Şimdi biz burada hatırlatmak gerekirse toplama ve çıkarmada aynı karakterli insanların evlenip çift olabileceğini söylemiştik ki toplama çıkarmada tekle tek veya çiftle çift evlenip ne olabilirler arkadaşlar? Çift oluşturabilirler. Tekle çift veya çiftle tek evlenemez, tek kalsın diyorduk hatırlarsanız ve buradaki çift kavramı ne olması gerekiyor? Toplamada ve çıkarmada aynı karakterler evlenip çift olabilirler. Fakat çarpmada bir kere çift çarpanı varsa olay çift, bir kere çift çarpanı varsa olay çift, iki kere çift çarpanı varsa yine çift, bir kere çarparlarsa çift görürüm, hiç çarpmazlarsa tek görmeye başlarım, tek görürüm, hiç çarpmadıkları için diye not almıştık. Buraya döndüğümüzde o zaman hepsi tekse çarpımları tektir gitti. Üstü ne olursa olsun tek sayının her halükarda ne olması gerekiyordu arkadaşlar? Tek sayı olması gerekiyordu. Üstü yeter ki negatif sayı olmasın. Negatif olduğu takdirde aşağıya yaz demek. Yani rasyonel ifadelerin teki çifti belli olmaz. Tekle tek çifttir, çiftle tek ne olur arkadaşlar? Tek olur çünkü farklı karakterli olduğu için. Kaldı ki ben çifti araştırıyordum. Tek 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 çarpıldığında bir de 3 tekti yine tek olur. Hiç çarpmamışlar. Çift görmem için hiçbir sebep yok. Tekle üstü ne olursa olsun tektir. Tekin üstü ne olursa olsun tektir. Tekle tek evlenip çift oluşturabilirler. Yani aynı karakterliler. Doğru yanıt Edirne şıkkıdır sevgili arkadaşlarım. Yani doğru yanıtın Edirne yandığını görmüş oluyoruz. İkinci soruya geçtiğimizde sizler soruya fokuslandıysanız eğer ben tahtamızı temizlerken soruyu bir kağıda alıp beni durdurabilirsiniz. Burada A'nın çift, B'nin tek doğal sayı olduğunu söylüyor. Aşağıdakilerden hangisi, kaç tanesi daima tek sayıdır diye sormuş. Hemen sorumuzu not alıyorum. A'nın çift, B'nin ise tek olduğunu söylediği için aşağıdakilerden kaç tanesi daima ifadesi geçiyor? 2, A çarpı B, 3. ifade, A artı 2B, 4. ifade, A üzeri 4B artı 1, 5. ifadede A çarpı B artı B ifadesi. Şimdi daima tek sayı diye sorduğu için arkadaşlar buraya geliyorum. Bakıyorum ki üstü tek sayının her halükarda tek olduğunu, A'nın çift olduğunu ve çiftle tek evlenemez farklı karakterler tek olduğunu anlıyorum. Daima'nın içine giriyor ve bana daima tek sayı sorduğu için tek kavramına uygun. Çiftle tekin çarpımı ne olur arkadaşlar? Kesinlikle ve kesinlikle çift sayı olur. Bu daima kavramına uymadı. Burada A çiftti, B tekti ama başında 2 var, bir kere çarpmışlar, bunu çift görürüm. Çiftti zaten. Aynı karakterler evlenirse çift olurlar. Ben teki araştırıyordum, gitti. A'nın üstü arkadaşlar tekle çifti çarptım, çift. 1 ile topladım. Arkadaşlar tek. Önemli değil. A çift. Üstü ne olursa olsun ne olmalıydı? Arkadaşlar buradaki ifadenin A çift bir sayıydı. O zaman üstü ne olursa olsun çifttir. Yeter ki üstü sıfır olmasındı. Zaten sıfır olması imkansız. Dolayısıyla nedir bu da? Çiftin üstü ne olursa olsun çifttir. Gitti. Bize burası kaldı. Çiftle teki çarptığımızda çift. B tekti. Çiftle tek evlenemez. Tek kalır farklı karakterli. O zaman sonucumuz 1 ve 5. Yani 2 tane doğru yanıtımız var. Daima tek sonucunu veren. Doğru yanıtımızın Bursa olduğunu görmüş oluyoruz. Yani 2 tane olduğu çok aşikar. Üçüncü soruya fokuslandığımızda bunlarla ilgili konuyu anlatırken ben sizlere birçok şey öğretmiştim. Tek satır haline getirmeniz gerekiyordu. Tek satır haline getirdikten sonra da asla şıklara bakmıyorduk. İfade hakkında bilgiler edinmeye çalışıyorduk. Şimdi sevgili arkadaşlar hemen bakalım. A, B ve C'nin pozitif tam sayı olduğu biliniyorsa ve A çarpı B eşittir 6C artı 1 bölü 7 ifadesinde aşağıdakilerden hangisi daima doğrudur? Faydasında 1 var. İçler dışlar yaptığımda 7 çarpı A çarpı B 1 ile 6C artı 1 olduğunu görmüş oldum.
Burada işlemde 6C ifadesinin çift olduğu çok aşikar. Bir de tektir. Çiftle tek arkadaşlar evlenemez ve kesinlikle tek kalır. Çünkü farklı karakterler. Evlenmelerinin bir anlamı yok diyoruz. Sonra bizim sonucumuz 7 tek bir sayıydı. Çarpım ifadesinde hiç çift çarpanı yoksa, yani bana hiç çarpmıyorlarsa, ifadeyi tek göreceğimden dolayı A da B de kesinlikle tek olmalıdır. Yani çıkaracağımız sonuç neymiş? C için kesinlikle bilgi edinemeyiz çünkü 6 çifttir. Çift de olsa, bu tek de olsa 6 ile çarpıldığında çift olacaktır. A ve B ile ilgileniyorum arkadaşlar. Hemen şıklara dönüyorum. C tektir diyor. Az önce ne dedim? C için bir şey söyleyemeyiz. B şıkkında C çifttir diyor. Yine söyleyemeyiz. Çünkü onun önündeki katsayıdan dolayı çift olduğu belli. Tek de olabilirdi. A artı B tektir diyor. A da B de aynı karakterli. İki tekin toplamı çift olmalı. O yanlış. Hemen A artı B artı C tektir. C zaten elenir. Çünkü C'nin ilgili bilgimiz yok. A kare üstlere bakmaya gerek yok. Tekin üstü ne olursa tek. Tekin üstü ne olursa tek. Tek de tek toplanınca çift olur. Doğru yanıtımızın Edirne şıkkı olduğunu anlamış oluyoruz. Kaldı ki Edirne yazıyordu zaten altında. Buraya baktığımızda arkadaşlar ne yapılıyormuş demek ki? Asla bunun hakkında yorum veremeyiz ama A ile B'nin tek olduğunu söyleyebiliriz. A kare artı B kare şıklar da vardı. Üstler önemli değil. Aynı karakterler toplanıp ne olabilir? Çift. Soru da bana hangisi daima doğrudur dediği için çift olduğunu söylüyordu. Dördüncü soruya geçtiğimizde hemen bakalım. Burada 5, 9, 13 nokta nokta K'ya kadar giden ve 20 terim bulunan bir terimsel ifade var. Artış miktarları aynı sevgili arkadaşlar. O halde ne yapacağız? 5, 9, 13 nokta nokta K. 20 terimli ise son terim, terim sayısı formülü, son terim eksi ilk terim bölü artış miktarı artı bir ifadesi terim sayısı formülünü verir. Son terimimiz K, ilk terimimiz 5, artış miktarımız 4 artı 1, terim sayısının 20 olduğunu söylemiş. 1'i bu tarafa attığımızda 19 eşittir. K eksi 5 bölü 4 olmasından ve 4'ün 19'da çarpıldığında 78, 76 36, 3 var. 76, K eksi 5. 5 bu tarafa geçerse K 81 olarak bulunmuş olur. Yani K sayısı kaçtır diyordu? 81. Doğru yanıtın Denizli şıkkı olduğunu görmüş oluyoruz. 5. soruya geçtiğimizde de benzer soruları ve nasıl çözülmesi gerektiğini konu anlatım kısmında sizlere bahsetmiştim. Buradaki ifadede arkadaşlar şu şekilde bir gidiş seyrediyor. Yani 1 eksi 2 artı 3 eksi 4 artı 5 eksi 6 nokta 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 41'e kadar gidiyorsa bu sayıya biz S dersek sayıların toplamı bu sayılar arkadaşlar hep gidişat eksi 1 gidişat eksi 1 gidişat eksi 1 gidişat 41. Yani eksi 1 elde etmek için buraya 42 çıkardığımda eksi 1, eşitliğin bozulmaması adına 42 çıkarma işlemi yapmak zorundayız. Buradaki arkadaşlar terim sayısını bulurken son terim olarak 41'i alıyorsanız ilk terim olarak 1'i almak zorundayız. Eğer 42'yi alıyorsanız da ilk terim olarak 2'yi almanız lazım. Sebebini anlatmıştım derste, negatiflerin terim sayısıyla pozitiflerin terim sayısı aynıdır. Biz total ifadeyle ilgilendiğimiz için de son terim olarak 41'i alacağım. İlk terim olarak 1'i. Artış miktarı 1'den 3'e. Artılarda bakıyordum 2 artmış. Artı 1. Terim sayısı formülümüz son terim eksi ilk terim bölü artış miktarı artı 1'di. 42'ye böldüğümüzde 20. 1 daha 21. 21 tane terimde her biri eksi 1 olduğuna göre sayı eksi 42'miz eşittir 21 çarpı eksi 1 bulunur. Yani sonuç eksi 21'dir. Fakat sayı eksi 42 eksi 21 ise 42'yi oraya attığımda sayının 21'e eşit olduğunu bulmuş oluruz. Artı diye geçer. Yani isterseniz işlemi göstereyim. Sayı yalnız başına kalır. 42 eksi 21
Sonuç 21'dir. Yani doğru yanıtımız Adana şıkkıdır sevgili arkadaşlar. Adana'nın yandığını gözlemlemiş olduk. Altıncı soru da benzer bir sorudur sevgili arkadaşlar. Her bir terimi 2 arttırırsak toplam ne kadar artar diye soruyorsa eğer bizlere, hemen bakalım ne yapmamız gerekiyor burada. Terimler ifadesinde geldiğimizde 1, 3, 5, 1, 3, 5, nokta 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 2n-1 toplamında her bir terim arkadaşlar, terim t'ydi. 2 artırılırsa toplam ne kadar artar? Terim sayısı eşittir son terim eksi ilk terim bölü artış miktarı artı 1 şeklinde yazıldı. 2n-2 bölü 2 artı 1 terim sayısını verir. 2'ye böldüğünüzde n-1 artı 1, birler gider, n tane terimimiz var. Ve her bir terimi 2 arttırırsanız arkadaşlar, 2 ile çarpacağım. Yani terimleri 2 arttırdığımızda n tane terim 2n artar. Yani doğru yanıt 2n artar şeklinde olması gerekiyor. Doğru yanıtın Adana şıkkı olduğu belli. Dönelim hemen 7. soruya. Soru 7'de 2x-5 ve x artı 1 sayıları ardışık 2 doğal sayıdır. Şimdi arkadaşlar ardışık 2 doğal sayıdır kavramına geçtiğimizde hemen bakıyoruz. 2x-1, 2x-5 ve x artı 1 sayıları ardışık 2 doğal sayıysa ardışık doğal sayıların farkı ya 1'dir ya da eksi 1'dir. Buna göre x'in alacağı değerler toplamı aşağıdakilerden hangisidir? X'in alacağı değerler toplamında arkadaşlar x sigma yaptığımız için farkını alıyorum. x-6 bir 1'e eşitliyorum. Bir de eksi 1'e eşitliyorum. 1'e eşitlediğimde eksi 7 bulurken eksi 1'e eşitlediğimde eksi 5 bulacağımdan ve x'in alacağı değerler toplamını sorduğu için de bulduğumuz değerleri toplayınca 12 bulmuş olacağız. Yani doğru yanıtımız Ceyhan şıkkıdır arkadaşlar. Ceyhan şıkkı doğru yanıt olduğunu göstermiş oldu. 8. soruya zoomlarsa kameraman arkadaşımız ve sizlere bu sorunun yapılımını zaten anlatmıştık. Değerler verip ifadenin farkları ardışık diyorsa matematikte sadece bu ifadelerde değer verilir. Başka konularda değer verme işlemini çok fazla kullanmayınız. Şimdi ABC ardışık 3 çift tam sayı ve 3 çift tam sayıda A küçüktür, B küçüktür, C ifadesi verilmiş. Buna göre A-B'nin 3 katı artı 2 parantezinde C-B bölü 6 parantezinde A-C ifadesinin sonucu oranı kaçtır diyor. Geldik. Hemen değerlerimizi verelim. Çiftlere 0, 2, 4 verebileceğimiz gibi 2, 4, 6, 10, 12, 14 de 1000, 1002, 1004 de verebileceğimizi bilelim. A'dan B'yi çıkardığımızda sonuç eksi 2'dir. 0'dan 2'yi çıkarıyorum. C'den B'yi çıkardığımızda 4'ten 2'yi çıkardım 2. Aşağıda 6 çarpı 0'dan 4'ü çıkardığımızda eksi 4 oldu. Sonuç arkadaşlar eksi 6 artı 4 bölü eksi 24. Yani yanıtımız devam ediyoruz. Eksi 2 bölü eksi 24. Eksiler birbirini götürürse 1 bölü 12 sadeleştirildiği için sevgili arkadaşlar. Doğru yanıtımızın Denizli şıkkı olduğunu görmüş oluyoruz. Yani Denizli şıkkının yandığı çok aşikar. Bu tip sorularda değer verme işlemi kullanılabilir. 9. soruda ardışık 3 doğal sayının toplamı. Ardışık 3 doğal sayı deyince birine A, diğerine A artı 1, öbürüne A artı 2 kullanabilirsiniz. Ve toplamının da x eksi 3'e eşit olduğu söylenmiş. A, A artı 1, A artı 2. Toplamımız x eksi 3 ise eğer toplamda 3A artı 3 eşittir x eksi 3'te. 3A eşittir x eksi 6'dır. Yani A eşittir sevgili arkadaşlar x eksi 6 bölü
3 bulunur. Bize bu sayılardan en büyüğü diye sorduğuna göre a artı 2'yi soruyor. Yani her iki tarafa 2 eklediğimde a artı 2'yi bulmuş olurum. A artı 2 payda eşitlediğimizde paydasını 1 ile, 1 var paydasında 3 ile, 6 artı 6 bölü 3, 6'lar gidiyor. Yani a artı 2 değeri x artılar gittiği için arkadaşlar x bölü ne kalmış olur? 3. Niye 6'lar gidiyor? 1'e eksi, 1'e artı olduğu için birbirini yutuyor. Kalan sonuç x bölü 3 kalıyor. X bölü 3 şıklarda Denizli şıkkıdır. Kamerayı döndürdüğümüzde yanan sonucun Denizli olduğunu görmüş oluyoruz. 10. sorumuz sevgili arkadaşlar. Ardışık 3 tek sayının toplamı büyük sayıdan sayının 2 katından 15 fazladır. 3 tane tek sayı diyorsa veya çift sayı diyorsa sayılara birine a kullanırken teklerde de çiftlerde de 2 arttırarak işlemi bulabilirsiniz. Yani 2n-1 tek sayı ifadesidir ancak herhangi bir sayıyı a diye kabul edersem çiftlerde de teklerde de 2 artış göstererek sayının toplamı büyük sayının yani bs bu, büyük sayı bu. Onun 2 katından a artı 4'ün 2 katından 15 fazla olduğunu iddia ediyor. Hemen ifadeyi toplayarak gidiyoruz. 1, 2, 3, 3a artı 6 eşittir. Açtığımızda 2a artı 8 artı 15. A'ları bir tarafta topladığımızda 23 eksi 6 yani a eşittir 17 olarak bulunmuş olur. Sayı kaçtır arkadaşlar? A'yı yani küçük sayıyı sorduğu için 17, ortancayı sorsa 19, en büyüğü sorsa 21'di. Fakat bize en küçük sayıyı soruyor 17, Adana şıkkı doğru yanıttır. Yani Adana'nın yandığını görmüş olduk. 11. soruda ardışık 5 tane doğal sayının toplamı 110'dur. Bu sayıların en büyüğü kaçtır diye soruyor. Hemen ne yapmamız gerekiyor arkadaşlar? Sayıları 5'e bölüp ortadaki sayıyı bulmayı göstermiştim konu anlatımında. Yani ortadaki sayıyı buluyorum ardışık sayılarda. 5'e böldüğümüzde ben istiyorsanız 2, 10, buradan da 10 kalır 22, 10'dur. 5'e bölümünün kolay yöntemini anlatıyorum. Bir sayıdaki 0'ı atıp 2 ile çarparsanız yani o sayıdaki 5'e bölmüş oluyorsunuz. Ortadaki sayı 22'ymiş. Ardışık 5 tane dediği için kabul edilebilirliği var. 2 buraya, 2 buraya, bir de kendisi 5 olacak. Geriye büyük olanı sorduğu için ileriye doğru 23, 24. Yani büyüğü soruyor, küçüğü bulmamıza gerek yok. 24 cevabı doğru yanıttır. Adana şıkkının doğru yanıtı olduğunu görmüş olduk. 12 ve son sorumuz, 12. ve son sorumuzda ardışık 7 tane çift sayının toplamı 84'tür. Buna göre baştan 4. sayı, baştan 1. sayı, baştan 2. sayı diye sorarlarsa ardışık 7 tane sayının toplamını 7'ye bölüp ortadaki sayıyı buluyorum. 1 defa 7, 14'te 7 2 defa 0. 12 ortadaki sayı. 7 olduğu için kabul edilebilirliği var. Hemen 3 buraya, 3 buraya gidecek ki 6, 1 daha 7. 1, 2, 3, 4. 4. sayı zaten bulduğumuz ortadaki sayıdır. Kaldı ki 12 doğru yanıttır. Cevabımız 12 olarak yanmış oluyor. Sevgili arkadaşlar, gördüğünüz üzere konuyla ilgili soruları çözmüş bulunuyoruz. Yani temel kavramlar ardışık sayılar kısmında bizim öğrendiğimiz ifadeler ardışık sayıların artış miktarları aynı olan sayılardı. Ardışık tek sayıların 2-2 gitmesi ve ardışık tek çift sayıların da 2-2 gitmesi söz konusuydu. Ve terim sayısı formülü son terim eksi ilk terim bölü artış miktarı artı 1. Terimler toplamı da son terim artı ilk terim bölü 2 çarpı terim sayısından bulunacağını biliyorduk. Biz bundan ilgili örnekleri çoğaltmıştık ve size de en son toplu bir şekilde gelebilmesi muhtelif sorular icra ettik. Ve bu soruların devamında sizler evde başka kaynakları kullanarak da soruları genişletebilirsiniz.
Artık herkese kolay gelsin diyorum. Eğer anlamadığınız bir yer varsa konuyu tekrar geriye alıp dinleyebilirsiniz. Ancak anladığınızı düşünerek yeni bir konuya geçeceğimizi bildirmek isterim. Sevgili arkadaşlar, herkese kolay gelsin. Önümüzdeki ders görüşünceye dek hoşça kalınız.